Tohum. Merhaba Pocoyo. Bu da ne? Biliyor musun? Bu kocaman bir tohuma benziyor. Tohumla ne yapıldığını biliyorsun değil mi Pocoyo? Siz buna ne dersiniz? Tohumla bu mu yapılır? Kafaya mı konur? Hayır! İçeceğe mi konur? Bu doğru mu? Hayır! İçeceğe konulmaz! Onu eker misiniz? Evet! Tohumları ekeriz! Evet! İşte doğrusu bu! Uzun süre geçmeden o tohumdan çok güzel bir şey yetişeceğinden eminim. Biraz zaman ayırmak gerekiyor, değil mi? Evet, gelişmesi biraz vakit alabiliyor. Ne oldu Pocoyo? Bir sorun mu var? Anladım. Tuvaletin geldi. İyi. Biz gözümüzü tohumdan ayırmayız. Fırla. Merhaba uykucu kuş. Ne kadar güzel bir tohum değil mi? Yapma. Sen ne yapıyorsun? Rahatladın mı Pocoyo? Güzel. Çünkü sana söylemem gereken bir şey var. Tohumla ilgili. Uykucu kuş. Dert etme Pocoyo. Uykucu kuş bitkiye meraklı. Her şey yoluna girdi. Aa, bakın, Lula geldi. Merhaba Lula. Ah, hayır, Pocoyo uyan, uyan. Ah, hayır. Hep birlikte bağırırsak Pocoyo'yu uyandırabiliriz. Hazır? Uyan Pocoyo! Uyan! Aa, anladım. Lula biraz oynamak istiyordu. Evet, bu tohumun güvenliğini sağlar Pocoyo. Merhaba Pato. Pato, yumurtaya benzediğini biliyorum ama aslında... hayır. Bu da ne? Evet, artık tohumunun güvende olduğunu söyleyebilirim Pocoyo. Kimse ona artık ulaşamaz. Aa, işte. Ne kadar güzel. Merhaba Eli. Dikkat et. Hiç iyi olmadı. Ah Pocoyo. Eli çiçeğini bilerek devirmedi. Ve senin tuzağına yakalandı.
Lola. Galiba kar çoğaldı. Bunca tohumdan ne yetişeceğini Pocoyo'ya söyler misiniz? Çiçekler! Birçok çiçek! Haklılar! Daha çok, daha çok sayıda çiçek. Herkese yetecek kadar. Yaşasın! Hey! Aferin sana Pocoyo. Ve tabii arkadaşlarına da aferin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bahçe. Merhaba Pato. Ne güzel bir bahçe. Ve ne güzel çiçekler. Çiçekler. Bu doğru. Onlar çiçek. Ben de yetiştireceğim. Sen de çiçek mi yetiştirmek istiyorsun Pocoyo? Pato diyor ki, eğer çiçek yetiştirmek istiyorsan bu kitabı okuman gerek. Marslı Kardeşlerin Gösterisi. Bitki. Bitki, bu bir bitki. Sulama kabı. Sulama kabı, 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 sulama kabı. Çiçekler. Çiçekler, 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 çiçekler. Çiçekler, onlar çiçekler. Aferin. Çiçek yetiştirmek için önce dikkatlice tohum ekmelisin. Sonra sulamalısın. Bir bardak su. Çok güzel. Ama sen içtin. Ayrıca ışığa ihtiyacı var. Aferin Pato. Pocoyo, tohumla ilgilenmen gerekmez mi? Bak Pocoyo, büyüyor. Hayvanlar. Noktaları birleştirin. Merhaba Pocoyo. Aa, anladım. Resmi anlamaya çalışıyorsun. Ne olduğunu biliyor musun? Neden resmi tamamlamak için noktaları birleştirmiyorsun? Söyle bakalım Pocoyo. Bu hayvanı tanıyabildin mi? Öyle mi? Noktaları birleştirmeye devam edelim.
şimdi hangi hayvan olduğunu anladın mı Pocoyo? Pocoyo'ya hangi hayvan olduğunu söyler misiniz? Bu bir aslan! Bir aslan! Bir aslan? Görmek istiyor Pato. Kötü çiçek. Hayır, hayır Pocoyo. Bu çiçeğin hatası değil. Pato sana kitabını okumanı söylemişti. Aferin sana. Bu nedir? Söyler misiniz? Bu bir çiçek. Bir çiçek. Bir çiçek. Çiçek. Aferin sana Pocoyo. Hadi şarkı söyleyin. Herkese merhaba. Merhaba. Harika. Ne kadar güzel bir bahçe. Domates var. Marul var. Ve onlar da nedir öyle? Havuç.
havuç, elbette. Bahçeniz muhteşem görünüyor. Eliyle internette araştırma zamanı. Merhaba Eli. Kokoyo bilgisayarında bir kelime araştırmanı istiyor. Bitki. Bitki ekmek. Bitki ekmek. Eli bilgisayarında bitki ekmeği araştırıyor. Bu Pato. Pato tohum ekiyor. Harika. Muhteşem. Başka. Sulamak. Pocoyo sulamayı araştırmanı istiyor. Bakın, Pato bitkilerini suluyor. Teşekkür ederim Eli. Evet, teşekkür ederiz Eli. Aferin. Ne dedin Eli? Artık toplama zamanı geldi mi? Eli, önce domatesleri toplamanız gerektiğini söylüyor. Domatesleriniz! Kaçıyorlar! Bakın! Şimdi de marullar kaçıyor. En azından havuçlar yerinde duruyor. Olamaz. Çabuk! Hemen peşlerinden gidin. Olamaz. Hayvanlar, noktaları birleşti. Merhaba Pocoyo. Aa, anlıyorum. Demek resme bakıyorsun. Ne resmi olduğunu biliyor musun? Neden resmi tamamlamak için noktaları birleştirmiyoruz? Peki ya şimdi Pocoyo? Hangi hayvan olduğunu anlayabildin mi? Hayır mı? Biraz daha nokta birleştirelim. Şimdi hangi hayvan olduğunu anlayabildin mi Pocoyo? Bunun hangi hayvan olduğunu Pocoyo'ya söyler misiniz? O bir örümcek! Örümcek! Evet, bir örümcek. Merhaba. Bu gerçekten çok tuhaf. Onun ne olduğunu söyler misiniz? Marul! Peki bu nedir? Domates! O bir domates! Ya o? O bir havuç! Çok doğru! O bir havuç ve hareket ediyor. Bakın, bu bir karınca. Bir sürü karınca var. Anlaşılan dostlarımız sebzeleri kendilerine almamışlar. Sizin için salata hazırlıyorlarmış. Ne kadar lezzetli bir salata olmuş. Hadi şarkı söyleyelim.
Ben bir çiftçiyim ve bir bahçem var, domates ektim. Ben bir çiftçiyim ve bir bahçem var, marul ektim. Ben bir çiftçiyim ve bir bahçem var, havuç ektim. Önce sularım sebzelerimi, sonra da bir güzel yeriz. Bahçem var, domates ektim. Ben bir çiftçiyim ve bir bahçem var, marul ektim. Ben bir çiftçiyim ve bir bahçem var, havuç ektim. Önce sularım sebzelerimi, sonra da bir güzel yeriz. In the kitchen, we're going to give a big surprise to Caterpillar. With some flour and lots of fruit, we're going to make her a dessert with some vanilla. We're going to make a lovely fruit cake. It's the best cake that there is. Healthy and delicious. Fruit cake is really great. Pato prepares the apple for the cake. And Nina adds some tangerine to the bake. Ellie has brought a lot of strawberries. And Pocoyo is going to add four raspberries. We're going to make a lovely fruit cake. It's the best cake that there is. Best cake there is. Healthy and delicious. Fruit cake is really great. Merhaba Eli. Ne yapıyorsun? Tahmin etmemi mi istiyorsun? Düşüneyim. Elmalar var. Portakallar var. Ve muzlar. Aa, anladım. Manavcılık oynuyorsun. Çok eğlenceli. Evet, manava müşterilerin gelmesi lazım. Arslı kardeşlerin gösterisi. Bir limon. Limon, 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 limon. Bir ananas. Ananas, 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 ananas. Bu bir ananas. Bir dilim karpuz. Karpuz, 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 karpuz. Karpuz! Bir dilim karpuz!
Pato ve Pocoyo'ya buranın ne olduğunu söyler misiniz? Limanım! Elinin manavı! Meyve! Hangi meyveyi istersiniz? Pocoyo portakal aldı. Pato da muz alıyor. Olamaz. Zavallı meyveler. Tamir edeceğiz. Renk çarkı. Renk çarkına hoş geldiniz. Bugünkü rengimiz... yeşil. Herkes yeşil bir şeyler arasın. Yeşil bir şeyler. Bakalım neler bulabileceksiniz. Tamam. Hadi fotoğraflarınızı görelim. Yeşil bir kalem. Yeşil bir balon. Yeşil bir blok. Güzel. Yeşil bir şeyler aramaya devam edin. Yeşil bir elma. Mükemmel. Yeşil bir sandalye. Harika. Peki ya bu? Bu nedir biliyor musunuz? Marslı kardeşlerden biri. Marslı kardeşlerden biri. Doğru. Ve yeşil renkte. Yaşasın yeşil. Aa bakın. Manavı onarmışlar. Eli meyveleri almanızı istiyor. Pocoyo'ya onun ne olduğunu söyler misiniz? O bir elma. 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 Aferin size. İşte elmalar geldi. Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyler misiniz? Portakal. 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 Çok doğru. Bu portakal. İşte portakallar geldi. Peki ya bu? Muz. Muz. O bir muz. Muz. Evet. Muzlar da geldi. Manav. Elma, portakal, muz. Ne harika bir manav. Hadi şarkı söyleyelim. Haydi gelin işte meyvelerim. Siz de istediğiniz meyveyi seçin. With a guessing game. There are green ones, there are red ones. They are good for lots of reasons. If you know without a doubt, shout it out. Apples! Now the next one in this game, it's a color.
that's its name. If you know without a doubt, shout it out. Oranges! Very good! You've guessed the two first ones. I love fruit. One, two, three, let's go! Can you guess what the fruit is? Different colors and sizes. Can you guess what the fruit is? Good for everyone. Do you think you can guess the next two? Let's go! They are red and rather small, and with the cream you'll eat them all. They are very nice in jellies. Say their name. Strawberries! They are round and delicious, very soft like sandy beaches. Do you know without a doubt they are peaches? Very good! And remember to eat fruit every day to keep healthy. Can you guess what the fruit is? Different colors and sizes. Can you guess what the fruit is? Good for everyone. Can you guess what the fruit is? Different colors and sizes. Can you guess what the fruit is? Good for everyone. Piknik. Ne güzel bir gün. Herkese merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Piknik. Anlıyorum. Demek piknik yapacaksınız. Çok iyi. Sepetin içinde ne var? Sandviç demek. Ah, benim bile karnım acıktı. Bekle. İşte bu ilginç. Bakın. Galiba bir sıkıntı var. Pocoyo'nun masalları. Merhaba Pocoyo. O ne öyle? Masal. Aa, anlaşılan Pocoyo sizin için bir masal seçmiş. Evvel zaman içinde bir dinozor varmış. Hava çok güzelmiş. Güneşli bir günmüş. Dinozor da arkadaşı karınca Harold'u ziyaret etmeye karar vermiş. Ama yağmur yağmaya başlamış. Dinozor çok üzülmüş. Sonra güneş açmış. Ardından tekrar yağmur yağmaya başlamış. Sonra yine güneş açmış. Ardından tekrar yağmur yağmaya başlamış. Bir güneşli, bir yağmurlu. Dinozor çok ama çok üzülmüş. Çok üzülmüş. O anda kapı zili çalmış. Gelen Harold'muş. Elinde şemsiyesi varmış. Evde birlikte çok eğlenmişler. Masalın sonu. Sandviç yemek gerçekten zormuş. Pato'ya sandviçlerin nerede olduğunu söyler misiniz? Bu doğru. Piknik sepetindeler. Ellie'ye sepetin nerede olduğunu söyler misiniz? Ağaçta. Sepet ağacın üzerinde. Bu gerçekten de ilginç bir piknik. Şimdi de renk çarkı. Renk çarkına hoş geldiniz. Bugünün rengi kırmızı. Herkes kırmızı bir şeyler arasın. Kırmızı bir şey. Bakalım neler bulabileceksiniz.
Pekala. Fotoğraflarınızı görelim. Kırmızı bir küp. Kırmızı bir top. Kırmızı bir çiçek. Güzel. Kırmızı şeyler aramaya devam edin. Kırmızı bir elma. Harika. Küçük kırmızı bir araba. Mükemmel. Peki ya bu? Bu kim biliyor musunuz? Fred. Aferin size. Fred de kırmızı. Yaşasın kırmızı. Bu da nedir? Onun ne olduğunu biliyor musun Pocoyo? O bir karınca. Karınca. Ellie bak. Onun ne olduğunu biliyor musun? Karınca. Pato'ya onun ne olduğunu söyler misiniz? Karınca. O bir karınca. Aferin size. Piknik. Anlıyorum. Karıncaları da pikniğinize davet ettiniz. Aferin. Hadi şarkı söyleyelim. Sepette sandviç varmış. Sepet ağaca tırmanmış. İster güneşli, ister bulutlu, herkes pikniğe çıksın. Sepette sandviç varmış. Sepet ağaca tırmanmış. İster güneş açsın, ister bulut olsun. Pikniğimize hoş geldiniz. Sandviç. Sepet. Ağaç. Karınca. Sepette sandviç varmış. Sepet ağaca tırmanmış. İster güneşli, ister bulutlu, herkes pikniğe çıksın. On your street. Bulmacası. Merhaba Pocoyo. Merhaba. O sepetle nereye gidiyorsun? Aa, anladım. Pato'yla bir yere gidiyorsunuz. Aa, Ellie de burada. Merhaba Ellie. Pekala, orada bir pasta ve piknik örtüsü var. Bunlarla orada ne yapacaksınız bakalım? Piknik. Aa, piknik tabii ki. Tahmin etmiştim. Aa, sandviçler lezzetlidir. Herkese birer tane. Pato gerçekten çok aç. Pato ne yemek istiyor söyler misiniz? Sandviç. Dur.
Evet, herhalde daha yemek vakti gelmedi Pato. Biraz beklemen gerek. Bu ne böyle? Olamaz. Şuraya bakın. Bakın, durum göründüğü gibi değil. O sandviçler uçarak ellerine gitti. Diğeri de ağacın arkasında. Ama doğru. Ne? Hayır, onu ben yemedim. Doğru söylüyorum, o sandviç gerçekten gitti. Bana inanmıyorsunuz, değil mi? İyi, arkadaşlarımıza sorun. Sandviçin nereye gittiğini Pocoyo'ya söyler misiniz? Sandviç kaçtı. Sandviç ağacın arkasına kaçtı. Sandviç gerçekten kaçtı. Hayır, sandviç onlar yemedi Pocoyo. Bize inanmak zorundasın. Hayır. Eli, Pocoyo sandığınız gibi değil. Pato sandviçleri alıp kaçmadı. Aksine sandviçler kaçıyor. Ne? Bana inanmıyor musunuz? Bana yardım etmeniz gerek. Pocoyo ve Eli'ye Pato'nun nerede olduğunu söyler misiniz? Arkanızda! Bakın arkanızda! Aa, olamaz. Galiba Pocoyo'yla Eli bize asla inanmayacak Pato. Pasta mı? Siz yiyecek almaya gittiğinizde ona dikkat ederiz. Dert değil. Gözümüzü ondan ayırmayalım. Ah, hayır, yine mi aynı şey? Hayır. Eli, Pocoyo. Pastayı gerçekten biz yemedik. Ağaca tırmandı. Bu kötü oldu. Bakın, biz söylemiştik. Bu normal bir şey değil. Yiyecekler yerinde durur. O da ne? Büyüteçle mi bakacaksın? İyi düşündün. Aa, bu ne söyleyeyim? Bir karınca. Baştan beri yiyecekleri kimin götürdüğünü Pocoyo'ya söyler misiniz? Karıncalar! Evet, sizin yiyecekleri alan onlar. Karıncalar. Karıncaya ne diyorsun Pocoyo? Arkadaş. Neler olduğunu birinin Pato'ya açıklaması gerek. Gördünüz mü? Karıncalarmış. Karıncalar. Küçük karıncalar kendilerinden büyük şeyleri taşıyabilecek kadar güçlüdür.
yaşasın yeni arkadaşlar ve yaşasın piknik yapmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sihirli sulama kovası. Olamaz. Pocoyo'nun dünyasında gerçekten çok sıcak bir gün. Ah, bakın Ellie de orada. Nasıl da serinlemeye çalışıyor. Merhaba Ellie. Bugün Pocoyo'yu görmedin değil mi Ellie? Gerçekten garip. Oysa her zaman sıcak günlerin tadını çıkarır. Anladım. Belki de Pato ile beraberdir. Hoşça kal Ellie. Aa, Pato da burada. O da serinlemeye çalışıyor herhalde. Pato, Pocoyo'yu görmedin değil mi? Ah, özür dilerim Pato. Ama acaba nerededir? Özür dilerim Pato. Ama ne dediğini hala anlayamadım. Pekala. Ben aramaya devam edeyim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Pocoyo'nun nerede olduğunu gerçekten merak ettim. Aa, demek buradaydın. Nihayet. Merhaba Pocoyo. Merhaba Lula. Merhaba. Ve bakın, bu da Pocoyo'nun müzik çiçeği. Çiçek. Müzik. Pocoyo müzik çiçeğini öyle seviyor ki. Biliyor musunuz? Bana öyle geliyor ki dünyadaki tek müzik çiçeği Pocoyo'nunkidir. Galiba içi boş Pocoyo. O müzik çalsın. Evet. Biraz daha müzik dinlesek iyi olurdu değil mi? Sulama kovan boşken çiçeğin müzik çalmasını nasıl sağlayabilirsin Pocoyo? Pocoyo'ya siz yardım eder misiniz? Gidip su getir. Su getireyim. Anlaşılan sıcak yüzünden çeşme de kurumuş. Ama hiç değilse çiçeğin için kovana su doldurabilirdin. Çiçeğim. Zavallı Pato fena halde susamış olmalı. Oh Pocoyo, sen ne kadar iyisin. Suyunun bir kısmını Pato'ya veriyorsun. Oh çiçeğim. Acaba Ellie ne yapıyor? Ah, şimdi anladım. Ellie sıcak havada serinlemek için soğuk bir banyo yapacak. Gerçekten iyi fikir. Filler için güzel, serin bir banyo yapmaktan daha güzel bir şey olamaz. Hiç su kalmamış. Ellie'nin banyosu kaldı. Halbuki bunu yapmayı ne çok istiyordu. Aa, Pocoyo, sen ne iyi bir çocuksun. Ellie'yi gerçekten çok mutlu ettin. Ama hani biz şeye... Çiçek. Hay aksi. Anlaşılan Pocoyo bütün suyunu arkadaşlarına paylaştırınca çiçeğine hiç su kalmamış. Oh.
Üzülme Pocoyo. Belki birileri sana yardım eder. Birilerinin yardım etmek için birazdan burada olacağından eminim. Kimlerin geldiğini Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Elili Pato. Ne kadar da iyiler. Ama bence çiçeğin daha fazla... Ha? Çiçekler, müzik. Harika. Şuraya bakın. Demek ki arkadaşlar birbirine yardım edince mucizevi şeyler olabiliyor. Aferin Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Saklambaç. Herkese merhaba. Ne dedim ki şimdi? 1, 2, 3, 4, 5. Aa, anladım. Bu bir oyun. Saklambaç oynuyorsunuz. 8, 9, 10. Pocoyo, şimdi ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Hı hı. Hayır, sen saklanmayacaksın. Arkadaşların saklandı, sen onları bulacaksın. Biliyorum. Yura yaşasın. Aa, Pocoyo. Onu buldum, hey! Evet, ama Lula saklambaç oynamıyor ki. Uykucu kuş yaşasın. Uykucu kuş da saklambaç oynamıyor. Senin Eli, Pato ve yavru kuşu bulman gerekiyor. Neşelen, onları bulmak bu kadar zor değil. Sanırım. Profesör Pato. Merhaba öğrenciler. Şimdi iyi dinleyin. Profesör Pato eşyanın konumunu anlatacak. Bu bir kutu. Kutu. Bu da bir top. Top. Top kutunun dışında. Dışında. Top şimdi kutunun içinde. İçinde. Top şimdi kutunun arkasında. Arkasında. Top şimdi de kutunun önünde. Önünde. Aa, yavru kuş bir şeyler söylemek istiyor. Evet, böylece konumları öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz Profesör Pato. Profesör Pato ile ders sona erdi. Eli, Pocoyo geliyor. Saklan, saklan. Ağacın arkasında. Pes et de Pocoyo. Aramaya devam et. Eli'nin nerede saklandığını söyleyebilir misiniz? Ağacın arkasında. Ağacın arkasında saklanıyor. Eli, yaşasın. Onu buldun. Aferin sana. Çabuk Pato, saklan. Kutunun içine, iyi fikir. Pocoyo'ya Pato'nun nerede saklandığını söyleyebilir misiniz? Arkanda, kutunun içinde. Pato, yaşasın. Aferin. Hayvanlar, noktaları birleştirin. Merhaba Pocoyo. Aa, anlıyorum. Demek resme bakıyorsun. Ne resmi olduğunu biliyor musun? Neden resmi tamamlamak için noktaları birleştirmiyoruz? Peki ya şimdi Pocoyo? Hangi hayvan olduğunu anlayabildin mi? O zaman biraz daha nokta birleştirelim. Şimdi hangi hayvan olduğunu anlayabildin mi Pocoyo?
Hadi resmi tamamlayalım. Bunun hangi hayvan olduğunu Pokoyo'ya söyler misiniz? Bu bir timsah. Bu bir timsah. Timsah yaşasın. Evet, bu bir timsah. Aa, ürkütücü. Pokoyo geliyor. Hemen saklan. Aa Pokoyo, yavru kuşu bulmana yardım etmemizi ister misin? Hayır, ben bulurum. Anladım. Yavru kuşu kendi başına bulmak istiyorsun. Tamam, bul hadi. Yavru kuş yaşasın. Aferin. Hey, nereye gittin? Seni buldun. Yaşasın saklambaç oyunu. Hadi şarkı söyleyelim. Saklan. Ara. Saklan. Bul. Şu anda nerede? Kutunun içinde. Şu anda nerede? Şu anda nerede? Taşın hemen önünde. Şu anda nerede? Taşın arkasında. Saklan. Ara. Saklan. Kutunun içinde. Şu anda nerede? Kutunun dışında. Şu anda nerede? Taşın arkasında. Şu anda nerede? Taşın hemen önünde. Saklan. Ara. Saklan. Kamp. Ne yapıyorsunuz böyle? Bir çadır, uyku tulumu ve hamak. Kamp yapıyoruz. Anladım. Kamp yapıyorsunuz. Harika. El feneri. İyi fikir. Yakında hava kararacak. Elinin de feneri var. Pato, sen de fener getirdin mi? Çocuklar, sizce bu bir el feneri mi? Hayır, bu bir çiçek. Çiçek. Bu bir el feneri mi? Hayır, o bir plastik ördek. Peki, bu nedir? Bu doğru. Bu bir el feneri. Aferin sana Pato. Olamaz. Uykucu kuşla sessiz anlar. Bir hamak. Hamak! Bir çadır. Tulumu. Uyku tulumu. Hoşça kal. Uyku tulumu. Ah, Pokoyo'nun oyunları işte. İyi uykular. Olamaz. Bu gerçekten ürkütücüydü Pato. Pokoyo, beni çok korkuttun. Bu da ürkütücüydü. Pekala, artık uyku zamanı. O da neydi öyle?
Pokoya, Pato ürkütücü bir ses duydu. İşte yine o ses. Korkmayın. Eminim önemli bir şey değildir. Sayılarla yiyecekler. Öğle yemeği zamanı geldi. Pato sipariş vermeye hazır. 2 muz. Çok iyi. 2 muz. Olamaz. Yerine 2 ananas versek? 2 ananas. 2 ananas. Zavallı Pato. Pato'ya kaç kalp olduğunu söyler misiniz? 2! 2 tane kalp var. Çok doğru. 2 tane kalp vardı. Nihayet sabah oldu. Yine o ses. Dostlarımıza sesin nereden geldiğini söyleyebilir misiniz? Ağaçtan! Ses ağaçtan geliyor. Uykucu kuş horluyormuş. Bu hiç de ürkütücü değil. Neyse, toplanma zamanı geldi. Gece hiç uyuyamadık. Hadi şarkı söyleyelim.